Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir tavuk tarifi ile karşınızdayım. Yumuşacık, inanılmaz lezzetli, hem çok hafif hem de inanın gerçekten çok sağlıklı. 4 adet tavuk göğüs kullanıyorum. Tavuk göğüslerimin üzerine bu şekilde bıçak yardımıyla çizikler atıyorum. Biraz derin çizikler atıyorum hatta. Gördüğünüz gibi tamamında aynı işlemi uyguladım. Biliyorsunuz özellikle beyaz et dengeli beslenmede çok faydalıdır. Tavuk eti daha düşük yağ içerdiği için, hatta protein açısından oldukça da zengin olduğu için ben sıklıkla tüketmeye çalışıyorum. Hatta bu tarifimde de olduğu gibi yanına sebze de ilave ediyorum. Sebzelerle hem daha lezzetlendirmiş hem de daha da sağlıklı hale getirmiş oluyorum. Bu arada ben genişçe bir tavanın içerisine yağ ilave ettim. Her zaman biliyorsunuz zeytinyağı kullanıyorum ama tercih size kalmış. Herhangi bir sıvı yağ ilave edebilirsiniz. Sonrasında da tavuklarımı içerisine koydum ve pişmesini sağlıyorum. Ara ara çevirmeniz gerekecek ama çok yüksek ateş olmamasına dikkat edelim. Orta ateş yeterli olacaktır. Bu arada onlar pişe dursun. Ben öncelikle 2 adet kabak kullanacağım. Kabaklarımın kabuklarını bir güzel soyuyorum soyacak yardımıyla. Sonrasında da bir orta boy havucum var. Onu da aynı şekilde soyuyorum. Akşama ne pişirsem diye düşünenler için harika bir öneri. Yapması da oldukça kolay. Bu tarifi yemek yapmak için çok fazla vaktiniz olmadığı zamanlarda emin olun kurtarıcınız olacak. Hatta lezzetiyle de masadaki, sofradaki herkese gerçekten çok da mutlu edecek. Şimdi sebzelerimin kabuklarını soymuştum. Hem kabağı hem de havucu aynı şekilde halkalar halinde doğruyorum. Yemeğimizde kullandığımız iki sebzemiz de gerçekten kalori anlamında çok düşük. Ama besin değerleri açısından oldukça zenginler. Tabii lezzetlerine diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten ikisi de her yemeğe müthiş lezzet katan sebzeler. Bu arada ben tavuklarımı çeviriyorum şimdi. Kısık ateşte pişirdiğim için böyle ağır ağır pişiyorlar. Fırın kabı olarak bu kez borcam kullanacağım. Borcamın tabanını zeytinyağıyla yağlıyorum. Sonrasında da içerisine öncelikle sebzelerimi atacağım. Karışık havuç ve kabağımı atıyorum. Bu zaman içerisinde tabii tavuklarım pişmeye devam ediyor. Tavukla ilgili birçok tarif yaptık, yapıyoruz ama ana yemek statüsünde gerçekten en iyi tariflerden bir tanesi. Hem de 7'den 70'e herkesin çok severek tüketeceği bir yemek olacak. Şimdi bir miktar tuz ve karabiber de ilave ediyorum ben kabak ve havuçlarımın üzerine. Tavuklarımı tavadan aldım. Sebzelerimin üzerine gelecek şekilde kabımın içerisine yerleştiriyorum. Üzerlerine bir miktar karabiber daha ilave etmek istiyorum. Çünkü karabiber tavuk pişirilmeden önce ilave edilirse gerçekten tavuğa onun lezzeti geçiyor ve inanılmaz lezzetli bir hale geliyor. Bir miktar tuz yine. İşte bu kesmelerimizin nedeni de aslında tavuğu biraz bütün aromalar içine girsin istediğimiz için. Şimdi 20 dakika pişireceğim tekrar fırında. Sebzelerle birlikte de pişecek tavuğumuz. Ve ben bir miktar kuskus ilave ediyorum. Siz isterseniz makarna, isterseniz pirinç de ilave edebilirsiniz. Ama hepiniz kuskusu bilirsiniz. Ben bir miktar da kuskus ilave ediyorum. Şu anda tavuklarımın arasına serpiştiriyorum. Ne kadar? Bir paket biraz fazla gelebilir ama bir paketin yarısından ya da 3'te 2'si kadar diyelim ilave edebilirsiniz. Ve sonrasında da kuskuslarımın üzerine sıcak su ilave ettim. O şekilde fırına sürdüm. Yani yemeğimizin tam olarak pişmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuklarımız çok güzel piştiler, yumuşacık ve sebzelerimiz yine bize eşlik etti burada. Az önce de söylediğim gibi pirinç ya da farklı bir makarna da tercih edebilirdiniz. Ama bence kuskus en yakışan makarna çeşidinden bir tanesi. Tam bir ana yemek menüsü oldu. Hepinize şimdiden afiyet olsun.
Daha fazla güzel tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.